Nedense bol seyahat edenlerimiz için bile New York, Paris, Londra komşu kapısı gibidir de akrabalarımızın yaşadığı kentler Selanik, Üsküp, Bakü, Bosna, Halep hiç ziyaret edilmemişlerdir. Sınırlar paylaştığımız, bizden kopan insanların yaşadığı komşu ülkeler nedense ilgimizi çekmez. Koca bir tarih paylaştığımız bu ülkelerde acaba bugünlerde neler oluyor? İnsanlar nasıl yaşıyor? Ülkenin başındakiler ne yapıyor, halk ne düşünüyor? İşte sınırlar arasında bir zamanlar aynı ülkenin topraklarını paylaşanlar olarak bir araya geleceğiz. Bu ülkelerden size küçük haberler, öyküler, yaşam hikayeleri getireceğiz. Onların yaşamları bize ayna tutacak ve bir kez daha anlayacağız bizim bize benzediğimizi. Makedonya 100 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde bir vilayetti. En rahat döneminde o zaman yaşadı. Osmanlı farklı dil ve dindeki insanlara tek dil, tek din dayatması yapmadı. Tek kültür içinde eritmedi. Asırlar boyu farklı dil ve dindeki insanlar bu topraklarda dostça geçindiler. Sonra kargaşa başladı. Sırp Krallığı, Sosyalist Yugoslavya derken bağımsız Makedonya haritalara girdi. Makedonya ilk olarak Türkiye tarafından tanındı. Adı Makedonya olarak kabul gördü. Başka devletler hala onu Yugoslavya'nın eski cumhuriyeti olan Makedonya olarak anıyor. İçinde barındırdığı azınlıklar hala kimlik savaşı veriyor. Bir sabah Üsküp'te Taş Köprü'nün başında bulduk kendimizi. Bir cümbüştür gidiyor. Tanıdık tınılar geliyor kulağımıza. Tam kilisenin önünde bir itiş kakış, çingene çalıyor, düğün sahipleri onları kilise duvarının önünde tutmaya çalışıyor. Makedon bir çift dünya evine giriyor. Burada Makedon çoğunun yanı sıra Arnavut, Türk, Torbeş, Ulah, Sırp, Boşnak ve Çingene azınlıklar yaşıyor. Nüfusun yarıdan fazlası Makedon. Herkesin 3-4 dil konuştuğu, değişik dil, din ve geleneklerin birbiriyle dans ettiği ya da şimdilerde kavga ettiğimi desem, bu ülke Yugoslavya'dan ayrılan cumhuriyetlerin en fakiri. Nüfusun %24'ü yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Zenginleri yok mu? Var elbet. Ya da oralarda dendiği gibi nasıl yok? Özellikle Üsküp'ün batı yakası giderek çoğalan yabancı iş yeri isimleri ve tüketilen yabancı markalarla, lüks otomobiller ve yabancı ülke bayraklarıyla dikkat çekiyor. Bir de 2 milyon dolar maliyetli bir haç Üsküp'ün tepelerinden sizi izliyor. Ana caddeden ayrılıp bir avlu içine giriyor, Birleşmiş Milletler Bölge Temsilcisi Frod Moring'i ziyaret ediyoruz. Daha önce Angola ve Polonya'da görevli bir Norveçli. Önce aklımıza takılı hacı soruyoruz. Well, I have seen, you know, the kind of funny thing is that because of the system and the socialism, religion was not necessarily a very big factor. And I would say that religion didn't play a very big role in the root causes of conflict in 2001 either. But what we see is that when there is conflict, then everything that divides
becomes important symbols to rally around it. And unfortunately, that's a reaction. Yes, I would say that it is a reaction, and I've seen other religions say using the same strategy in other communities as well. So in that context, this is the way it occasionally works around the world. Could you give concrete examples? What kind of things you are doing for, let's say, Albanians or for Lahs or for Turks, whatever? Well, UNDP since the start has been working on more on local level than most development agencies or donors in Macedonia, which means that we have had excellent working relationships with all 123 mayors in Macedonia, whether they are from the majority or from the non-majority communities, as it's called in the framework agreement. So we have activities throughout the country. We have a number of activities in non-majority run municipalities, whether that being Albanian, which is the biggest non-majority, or being Turkish, or being Roma, or Vlach, or Serb communities. Yerel yönetim çalışmaları hızla ilerliyor. Her yerden yeni yapılar, iş makineleri fırlıyor ama bu daha çok kentin batı yakasıyla ilgili bir durum. Bir de doğu tarafı var Üsküp'ün. Tuhaftır, aynı Makedonya'nın doğusu gibi Üsküp'ün doğusu. Daha çok Türklerin yaşadığı Makedonya'nın doğusu nasıl yolsuz, susuz, okulsuzsa Türk Arnavut Çingene azınlığın yaşadığı Üsküp'ün doğusu da ihmal edilmiş, geçmişte kalmış, bakımsız ve çok sessiz. Onlar belediye hizmetlerinden, eğitimden, tahsisatlardan, her şeyden en az pay alanlar ve sessiz kalanlar. Bir de görmüş geçirmişliğin, bir imparatorluktan kalanlar olmanın getirdiği bir ağırbaşlılık var orada. Çokça kırılmışlık ve belki biraz da ihmali kabulleniş var. Şimdi göreceksiniz. Buralar başka, buralar yoksul, buralar doğu. Fatih Sultan Mehmet'in 500 yıl evvel yaptırdığı ama nedense birilerinin Bizans mimarisi olabilir dediği bu oldukça Osmanlı köprü kenti ikiye ayırıyor. Mihrabı sökülüp atılmış, her yanı borularla kapanmış, yüzlerce yıllık taşları sıvanmış taş köprünün. Üsküp'te herkesi izleyen hacın tam karşısında boynu bükük duruyor. Burası Türk Çarşısı'nın başı. Halil Bey çarşının eski esnafı. Bizi alıyor, bir Arnavut kahvehanesine arkadaşlarına götürüyor. Sabit İbrahim ve diğerleri buraların dertlerini konuşuyor. Şimdi son 10 yılda biz komünist rejiminden demokrasiye geçmemizle çok değişiklikler oldu. O değişikliklerden bir tanesi işsizlik çok büyük oldu. Bir zamanlar ben kuyumcuydum. Kendi sanatımı çalışıyordum. Şimdi şu anda maalesef kendi sanatımı çalışamıyorum. Çünkü vergiler bakımından fakirlik çok büyük, işsizlik çok büyük. Ondan sonra